Efendim bize ilk direksiyon anınızı anlatır mısınız? Abi ufaktım. O zamanlar Tempra alabilir misin abi? Babamın Temprası vardı. Köydeydik abi. Tempra'ya kaçırdım. O da hani şarampol gibi yer olur ya çukur. Araba oraya batırmışım abi sonra. Arabayı da bıraktım. Kendim de kaçtım abi. Efendim bize ilk direksiyon anınızı anlatır mısın? Valla uçurumdan atladım. 8-9 tane takla attım. Resimlerde var, göstereyim istiyorsanız. Alkoliktim. Acayip alkoliktim. Aşk acısından. Uçtum gittim. Babamla öğreniyorduk. Büyük servis aracı. Pat küt ben de tabi bilmiyorum. Perişan olduk abi. Her istopta dağıyorduk. Manyak oldum. Abi kafam cama girdi, ne diyorsun ya? Perişan olduk. Direksiyon sınavında yandaki araba Müslüm Gürses dinliyordu ve kahkaha krizine girdim. Az kalsın kalıyordum dersten bu yüzden. Güzel. Benim yok. Ben henüz kullanmayı bilmiyorum. İlk dedemin kucağına oturarak öğrendim. Traktör sürmeyle başladım araba sürmeye. Ondan sonra öyle genişlettik. İlk kucakta başladık yani biz bu işe. İlk araba sürüyordum. Sonra eniştem elimden bir çevirdi. Çorumun ağacının direğine çarptım. Çok güzel çarptım ama uçuruma gidiyordum. Abi babamın kucağında öğrendim 12 yaşımda. Şimdi ehliyet aldık abi, düz yolda zikzaklı gidiyoruz. İlk direksiyon anım babamın kucağında başladı abi. Babam derdi sürekli arabanın ucuna bakma, arabayı gezdirirsin falan fişman. Şimdi o da başımızda yok abi. Gittik Şahin'in tek başımıza. Cansın abi, eyvallah. Abi babamla sürdüydük. Şaplaklıya şaplaklıya öğrettiydi. Abi benim sevgilim bana araba öğreteyim dedi. Dedim tamam. Sonra ben arabayı çarptım. Duvara direkt tosladım. Benim babam da bana öğretmeye çalışıyordu. İkide bir istop yapınca in arabadan dedi. Beni bıraktı gitti. Abi benim kötü bir anım yok. İlk de dört dörtlük sürdüm. Ehliyetim de var zaten. İlk direksiyon anımda zaten bir kaza oldu abi. Fazla bilmiyorduk. Bu kent konseyinin oradan çıkmıştım. Çevre yoluna. Orada işte bir anda hani sağa sol giderken tır önüme geçti. Önüme geçince yaklaştım. Böyle sağa sola vura vura. Bir şeyler oldu. İlk direksiyon anım çok heyecanlıydım. Bacaklarım titriyordu tabii ki. Ondan sonra aracımız olmadığı için de bıraktım. Ehliyetim var ama. Ben tır sürdüm ilk. Benim babam kamyoncu yani şoför. Onun tırını sürdüm diyeyim. İlk. Yani arabadan daha rahat olduğumu düşünüyorum. Direksiyon anımıza, direksiyon anımıza. Şu an bir söyleyeyim mi? Ehliyet sınavına yeni yazıldım. Sınava gireceğim. Ya böyle bir ilk bindiğinde böyle bir terliyorsun falan, heyecanlanıyorsun. Bir de benim avuçlarımın içi falan terliyor. Araba. Hiç sürmedim. İlk direksiyon anını anlatır mısın? Memory. Hay tabii. O kadar komik değildi. Ben 16 yaşındaydım. Yeni öğrendim. Annem benim yanımdaydı. Sadece gaz her an biraz fazla basıyordum. Ona alışamadım. Hep çok basıyordum, böyle uçuyorduk. Annem çok stresli oldu. Babam hep aşırı stresli olurdu. Benim yanında bile olamıyordu. İlk direksiyon anınızı bizimle paylaşır mısınız? Araba sınavında viteze baktım, kaldıydım ya. 150 milyon aç parası yatırdım. Nasıl yani? Valla şöyle baktım atarken, indirdi beni müfettiş. Yazıklar olsun dedim. O gün hayallerim yıkıldı benim. Abi babam ilk gün bana amcan sana direksiyon yani araba sürmeyi öğretsin demiştim. Ben de tamam dedim. Arabaya bindik. Birazcık kendim arabayı çalıştırıp bekliyorum falan, biliyorum birazcık. Ama sonradan ara sokağa girdik. Karşımıza polis durdu. Sonra gel yaptı bize böyle. Yer değiştik. Tam ceza yazacaktı. Birazcık yalvardık böyle. Ondan sonra yer değiştik biz. Devam ettik. Bir daha görmeyeyim yaptı, böyle yaptı. Sonra biz de çok hızlı bir şekilde gittik yani oradan. İlk direksiyon anımı anlatıyorum. Ben kamyonla aldım direksiyon ehliyetimi. Daha sonra o yokuş konuları var ya, yokuşa doğru çıkıyoruz. Orada istop ettirdim. Kamyon geri geldi. Vurduk. 2 yıl boyunca o bahsettiğimiz kurs bana ehliyet falan vermedi. Daha sonra binek araca döndüm. Binek araca döndüğümde de sınavdan işte kopya mopya derken hallettik. Daha sonra ehliyet aldım. Yıl kaçtı? 98. 14 yaşında. Araba önünde, evin önünde duruyor. Arabayı babam ve abimden habersiz kaçırdım. Ford kamyon. Hiç araba kullanmamıştım. Direksiyona geçtim ve arabayı bayağı bir sürdüm. Geri getirdim. Aynı yerine koydum ki babamla abim fark etmesin diye. Fark ettiler mi? Fark etmediler. Patronumun arabasını almıştım. Araba kullandığımı biliyordu. Bir yere kadar gittim geldim. Geri geldiğimde başka bir müşterinin jipine çarptım. Anlamasın diye başka yere park ettim. Cam kırıklarını oraya aktardım. Hala da haberi yok. İlk defa büyük kasalı bir araç kullanmıştım. Belki bilirsiniz, bilmiyorum, şu BMW'lerden.
eniştemin yanında çalışıyordum, sucu kendisi. Aracı kullanırken üst tarafı büyük olduğu için şeyi görmedim, bir balkon kenarı vardı, onu görmedim. Oraya tosladım, biraz balkonu yıktım, biraz da aracı mahvettim. Öyle güzel bir anım vardı. Efe Ugaş'a buradan selam olsun, kendisini takip ediyoruz. İlk kaza yapışımı hatırlıyorum, ilk bindiğim gün. Çok kötüydü. Evet, çekmecenin orada, üst geçitte. O şekilde. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.